Peki bu doğru bir haber mi? Doğru mu? Harbiden mi? Yani şey ben çok büyük bir hata yaptım. Özür dilerim diyemiyor mu? Dur, bu 21 saat önce oğlum. Windows XP mi kullanıyor o? Ne diyor lan, çok merak ettim. Gülüyor lan. Çok mutlu bu. Aa. E dedi Harika bu. bunlar ama. Bak dün de bunu konuştuk, yine bunu galiba bugün konuşacağız. Lan sana ne anasını satayım? Sana ne lan? Sen git sevgiline ya, git evlen, bir şey yap. Benimle niye uğraşıyorsun onu sen? Anlıyorum, prim. Yani prim kazanmak istiyorsun. Ama insanları beni yanlış gösteriyorsun ve bu sıkıntı. Benim anında ya Türk yazmıyor ki ben insanları rahatsız edeyim. Abi ben insanlara yanlış bir şey göstermiyorum ki. Bu gösteriyor. Ben bir şey göstermedim ki. Benim Alman arkadaşlarım da var yani. Alman arkadaşlarım da beni izliyor ve hepsi seviyor. Bana şimdi yani benim ülkemde niye bunları yapıyorsun diye falan demiyorlar yani. Bunu kimse takmıyor. İşte bazı insanlar, bazı Türkler işte böyle bunu düşünüyor. Yani yurt dışında bizi rezil ediyorsun. Ha şimdi anlayayım. 8-9 milyon Avustralyalı insanlar benim hakkımda konuşacak. Türk böyle, Türk böyle. Ya Allah'ını severseniz bırakın şu işleri ya. Ya bir kendinize gelin, bir kendi işlerinize bakın ya. Allah'ım ya, başka bir şey mi yok ya? Oğlum bak ben size, bak bu canlı yayın illa birisi görecek. İlla bir tane ünlü müllü görecek. Sen de gel. Hepiniz gelin. Gel sen de gel. Ben batmam. Düşmem de. Anladın mı? Sen de yap. E deli bu. Bırakmam bu işi. 2, 3, 4 milyona kadar çıkacağım ben. Size inat çıkacağım. Daha fazla. Sizden daha büyük olacağım. Allah'ım. Ben düşmem yani. Böyle 2, 3, 4 Twitch'çi bir de ünlü böyle paylaşım yaptı diye hemen kanalı kapatmam ben. Bana daha fazla kişi gelmeli. Bunlar da benim için bir şey değil. Hepiniz girin. Babanız gelsin anasını. Babam gelse kaldıramazsın moruk, o topa girme. Ama bir gün öyle bir gün gelir ki Heh. sizi işte şunu bunu demek istemiyorum ama Bir siz anladınız. Bunu illa birisi görecek. Görsün a böyle. Anladın mı? Seni a böyle yapacağım. Hiç şey yapma. Hiç şey yapma. Yapacağım. Ha, YouTube'dan böyle tepkimi böyle yapacağım vermeyeceğim. diyor. Yani size prim vermem ben. Siz bana prim verin. Ben tek canlı yayın yaptığımda size laf söylerim. Anlıyor musunuz? Böyle Gereksiz çok yapacakmış gereksiz şeyler yapıyorsunuz. Gerçekten çok gereksiz şeyler yapıyorsunuz. İnsanları yanlış beni. gösteriyorsunuz. Bizim insanlar da hemen uyuyor. Emret. Hemen yazalım. Ne lan? Bu ne oğlum? Anasını 10 yaşında kıza sorduysam o zaman sana ne anasını? Kızın anası düşünsün. Kız düşünsün. Ben kıza yani video bittikten sonra kıza ben sormadım mı? Yani pardon ben YouTuber'ım ama hani bu sizin için sıkıntı yok değil mi? Kız sıkıntı yok dedi yani. Gereği yok dedi. Sana cevap da vermedim dedi. Hello, Koyabilirsin dedi. darkness, Lan my old sana ne anasını friend. 16 yaşında kızlara? Sen namuslu musun I've oğlum come anasını? to talk with you Sanki ben o again. kızı orada abi yapıyorum anasını. Allah Allah. Gidip soru sormak bile hata ya. Bu Türkiye gerçekten. Bu böyle giderse biz hep geri kalacağız. Artık kafanız biraz açılsın. Hep geri kafalısınız. Abi biz geri kafalı değiliz, sen pedofilsin. Yani şimdi neden istismar dediğini anladınız mı? 16 yaşında kıza sormuş bunu kullanabilir miyim diye, kız okey demiş. Yani hani kız okey dese kızla seks de mi yapacaktım mesela? Anlatabiliyor muyum? O yüzden adı istismar. Taciz veya tecavüz değil. Çünkü belirli bir yaşın altındaki insanların rızası olamaz bu tip şeylere. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuk yani okula falan gitmiş mi bilmiyorum hiç. Yani Kafayı yiyeceğim artık.
Yemin ederim. Bak bir kere susuyorum, iki kere susuyorum, üç kere susuyorum, dörtte susmam. Yemin ederim susmam. Türkiye girip sizin ağzınızı ağa böyle yaparım. Beni deli etmeyin oğlum. Beni deli etmeyin. YouTube oldum diye öyle şey sanmayın beni. Ağzımı dağıtırım sizin. Aha, sinirden titriyorum bak. Çok ciddiyim. Allah'ım yarabbim ya. Şunlara bak ya. Modlarımdan biri bu, canlı yayını kaydedebilir mi? Bu canlı yayını kaydetsenize. İşisele bindi olay çünkü. Onu da ayrıca bir halledelim. Adam geçmiş hayatında hiçbir şey başarmamış. Sadece böyle bilgisayar önünde böyle konuşuyor. Saatin oradan belli. Adam yıllık bilgisayar hep durmuş. Yani gibi abi olmuş. Yani Avrupa gibi ikinci bir şey olmuş. Ülke olmuş. Avrupa'yı ülke zannediyor. Çok kötü şu an. Çok kötü. Her şey çok kötü. Hala lan benim hakkımı konuşuyor. Lan sen git bir güveneri dans edin. Bir dans edin. Profiline girdim. Bir tane kız vardı. Böyle çok güzel bir kız vardı. Sen ona nasıl baktın? La o kız sana niye çıkıyorsa. Çünkü niye çıkıyor? Para var diye çıkıyor. Sen o senin gerçek mi hissediyorsun? Oo. Böyle bir şey kanma işte. Bak ben de sana bir şey diyeyim. Ama gerek var mı? Şu an dedim anasını. Hakkımla konuşmayın. Ağzımı açarım, çok pis ağzımı açarım o zaman. Bu adamın karakteri moraktır hiçbir şey yok bu arada. Aa, sinirlendim lan, dur bir sinirlendim de bari ona konuşayım anasını. Hanım duymasın. Ya konu ne? Bir tane çivişçi gelmiş. Böyle 700-800 bin falan. Biraz göbekli böyle. Şimdi ismini vermek istemiyorum. Zaten göbekli deyince aslında doğru, hepsi göbekli de çünkü Twitch yani bilgisayarın önünde böyle duruyorlar, böyle konuşuyorlar. Hep yeri ye, oba göbek böyle oldu. Bir tane Twitch'çi var böyle. Böyle sakal falan, böyle saçları abi böyle uzun. Hakkımda konuşuyor. Yok seni şikayet edeceğim. Lan babana şikayet et. Bana ne ansızım. Avusturya seni şikayet edeceğim. Et lan et. Bir şey mi olacak sanki? Et anasını zaten. Seni kim takar lan? Seni kim takar? Ben gidip tek başıma giderim insanlara. Ben polise gidip memur, ben YouTuber'ım. Aa böyle video yapıyorum. Lan sanki benim olduğum yerde polis yok. Bazıları da bak, bazı videolarda ben görürsünüz. Hep böyle sağda bir tane polis arabası oluyor. Bunlar beni görüyor. Ne yaptığımı görüyor. O zaman desinler. Bir şey desin. Demiyorlar. Çünkü bir şey yapmıyorum ben. İnsanları rahatsız. Ha, birisi geldi. Bir kere polis gelmişti. Video yapıyorduk. Ne yapıyorsun burada dedi. Ben de video yapayım dedi. İzinin var mı dedi. Evet. Şu neydi lan? Hani mikrofonu böyle cevaplarlar ya insanlar. Beni sorabilirsiniz dedi. Çocuk da aldı mikrofonu. Evet sıkıntı yok. İzin var dedi. Yani sana ne öyle? Yani izin var, izin yok. Sana ne lan? Sen git bilgisayarı insanlar, başka insana baş. Lan Türkiye'de kaç tane YouTube'cu var ansedim öyle böyle video, böyle videolar çeken. Git onlarla uğraş ansedim. Onlar Türk kızlarla yapıyor lan. Türk kızlarla yapıyor ve benim insanlar benimle uğraşıyor. Sanki Türk kızları namussuz ama Alman kızları namuslu gibi şeyler davranır. Lan insanlar Türk kızına bir şey insanlar Türk kızlarına böyle cevap şey yapıyor, soruyor. Kızlar cevaplıyor, onlarda sıkıntı yok. Ama Alman kızları sorduğunda böyle. Hayırdır oğlum? Hayırdır anasını? Yok sinirlenme şey değil. Sadece saçma geliyor bana. Yani bayağı saçma geliyor. Siz ilk önce Türkiye gidin. Türk YouTube'cularla onlarla uğraşın. Benimle uğraşmayın. En son benimle uğraşın. Anladınız mı? Ama bu güzel bir şey. Çünkü yani insanlar benimle o kadar uğraşıyor ki artık bir yere gelmişim ki uğraşmayan yok. Yani bayağı kişi uğraşıyor artık. Güzel bir şey. Çünkü niye bir şey başka... Yorumlara da bakıyorum da kızın biri mesela çok tatlı konuşuyorsun yazmış. Eğitimsiziz, yapacak bir şey yok. Adam yani şunu soramıyor kendisine. Bu kadar insan gerçekten yaptığım şeye sinirlendiyse acaba yanlış bir şey yapıyor muyum diye aklının köşesinden bile geçmiyor adamın. Bu çok ilginç bir kafa. Varmışım. Aşağı olayında ya insanlar beni böyle diyor ya, bunlar işte böyle yanlış kanıtılıyor. Bana taciz falan bir şey diyorlar ve benim bu çok sinirime gidiyor. Aslında öyle bir şey yok videolarda. Anlıyor musun?
İşte geliyor özel harekat. Şimdi ben bu sevgili arkadaşımızın saçma sapan lakırtılarına devam etmeyeceğim. Kendisinin konuştuğu Almancayı da duydum. Tam bir köle Almancası. Burada bir Hochdeutsch bir artikel var. Bunu okuyalım. Bu Avusturya Anayasası'ndan arkadaşlar. Sexueller Missbrauch von Jugendlichen. Yani diyor ki gençlerin cinsel istismarı tamamen. Ben bu okuyayım çevireyim. Evet, 16 yaşından küçüklere orasını bilseniz yeterli. Evet. Yani bunun yaptığı buraya giriyor. 16 yaşından küçüklere cinsel şeye yöneltmek falan filan. Burada tamamen cinselliğin içine girmiyor. Çocuk da zaten hani yani o act olmuyor. Yani olayı yapmıyorsun. Ama cinsellik üzerinden şeyler konuşmak, cinsel yaklaşımlarda bulmak, taciz etmek vesaire falan. Bunların cezası diyor ki bir yıldan para cezalı bir yıldan 720 günlük hapis cezasına kadarmış cezası. Almanca mı okuyayım? Hoşuna mı gidiyor? Sesim iyi mi? Çok mu tatlı sesim? Okuyayım mı? Wer an einer Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unter Ausnutzung einer Zwangslage dieser Person eine geschlechtliche Handlung vornimmt, von einer solchen Person an sich vornehmen lässt oder eine solche Person dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren zu bestrafen. Ja, bu da aşağı yukarı. Bu, burada hani ekti yaparsan 18 yaşından küçüğe. Burada ne diyor? 3 yıla kadar mı diyor? Nerede kaçırdım onu? Yani bunun da hapis cezası var. İstismardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ahmet abi, ich küsse dein Auge, du bist der beste Streamer. Danke. Wer eine Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unmittelbar durch ein Entgelt dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an ihm oder an einem Dritten vorzunehmen oder von ihm oder einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren zu bestrafen. GG abi, yani geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sen şimdi o yaptığın davarlıkları Türkçe yaptığın için polis anlamamış olabilir. Sana ne bana neyle yürümez bu işler. Sana ne bana neyi. Sana ne bana neyi sana polis göstersin kardeş. Bir daha okuyayım mı? Çok iyi bir aksanım var. Türk olduğunu anlamak imkansız bu konuşmayla. Abi ben aksanım üzerinde çok çalıştım. İndirmediniz mi oğlum videoları? İndir indir, bunu da indir. İndir videoları indir. Arilade onu da indir. Okuyayım mı bir daha? Oku ama ASMR yap. Yaklaşayım mı mikrofona? Mikrofona yaklaşayım mı? Wer an einer Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unter Ausnutzung einer Zwangslage dieser Person eine geschlechtliche Handlung vornimmt, von einer solchen Person an sich vornehmen lässt oder eine solche Person dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren zu bestrafen. Mikrofon ısırmaya başlayayım mı? Dünyanın en güzel dili baydı. Ben çok seviyorum Almancayı. Almancayı çok severim. Ya hayatımda hiçbir şey başaramadım ama işte 4-5 tane dil falan konuşuyorum alt tarafı. Teşekkürler Nina'cığım. Onu bana ulaştırırsın. Yani çok bir şey başarmışlığım yok. Hani öyle. Tamamdır. Çünkü chatten birisi şey yazdı. Abi orada seksle ilgili reşitlik yaşı 14 diye yazdı. Emin olamadım. Şu yasayı okuyunca emin oldum abi.
16-18. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da da mesela eyaletler arası bile eşitlik yaşı değişebiliyor. 16-18, kimisinde içki içme yaşı 22, kimisinde 18, kimisinde 20. Avusturya'da ben kaç olduğunu bilmiyordum. 16-18'miş. O videodaki kızlar da zaten biz 15'iz mi ne falan diyorlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım Mesut, devamını polise anlat koçum. Doğduğun köyde yeni doğan bir Du sprichst Deutsch wie Leonardo DiCaprio, PS ich küsse deinen Nacken. Wann hat Leonardo DiCaprio überhaupt auf Deutsch gesprochen? Möchte dich lecken, Ahmet abi, haberin olsun. Leonardo DiCaprio ne zaman Almanca konuştu? Ya abi biz bunu nereye indireceğiz? Hadi. Şu game lokresi nereye koyacağız ya? Uf. Adamlar torrentli versiyonu için yapmışlar çeviriyi. Aman okuyayım. Koyamıyorum çeviriyi. Koyamıyorum çeviriyi. Ne yapacağız? Torrentten indir. Orijinali var.